Merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Vallahi kaç gündür kendimde değildim. Zaten videolarımda da bahsediyordum. Hele dün çok hastaydım. Ama bugün şükürler olsun kendimi iyi hissediyorum. Bir haftadır en az 4 kere kan verdim ikişer tüpten. Defasında bir şey eksik bakıldı. O yüzden de böyle beni bayağı bir uğraştırdılar. Keşke herkes işini iyi yapsa da böyle uğraşmasa. Neyse, sonuç olarak ben tedavi oldum diyemeyeceğim. Teşhis de konulamadı. Kimisi psikolojik dedi, kimisi işte nörolojik dedi, kimisi bilmem ne dedi, kimisi fizyolojik dedi, zart dediler, zurt dediler. Anlayacağınız her doktordan ayrı bir şey duydum. En azından baş dönmelerim falan vardı. Baş dönmesi de değil aslında, çok değişik bir şeydi. Yani ben bunları doktora da tarif edemedim. O da ayrı bir mevzu. İçim titriyor gibiydi. Halsiz oluyordum öğleden sonraları işten dönerken falan. Böyle çok kötüydüm. Bugün biraz daha azaldı. Aslında insülin direnci var bende, biliyor musunuz? Söyledim mi daha önce bilmiyorum ama o yüzden benim kilo vermem çok zordu. Herkes ne kadar kilo verdiğimi soruyordu. Hazır başlamışken onu da söyleyeyim. Yaklaşık arkadaşlar 30 kiloya yakın kilo verdim ben. Ondan sonra yaklaşık 5-6 aydır da diyet falan yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Ama hep genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Kaldığım kilodan ne üste çıktım ne aşağı inebildim. Bir ara böyle dikkat ettiğimde birkaç kilo aşağı indim. Sonrasında normal yeme düzenime dönünce de tekrar eski halime geri döndüm. Yalnız son artık böyle dayanamayıp özel hastaneye gittim. Oradaki tahlillerimde insülin direncimin çok fazla olduğu, yine bir ilaç kullanıyorum insülin direnci için. O ilaca hala devam etmem gerektiğini, yalnız dozajını yanlış kullandığımı söyledi. Normalde ben günlük 2000 miligram alıyordum. Onu 1000'e düşürmemiz lazım dedi. Yine de insülin direncim yüksek, anlayacağınız. Diyet yapmamı falan söyledi. Yani zaten adama, doktora söyledim, dedim böyle böyle, hani zaten bir yıllık diyet geçmişim var diye. Çok güzel sevinmedi, biraz daha dikkat etmen gerekiyor diye onu da belirtti. Neyse, ben bu hafta güya diyet yapacaktım. Yani tekrar eski yeme düzenime, işte sağlıklı beslenmeye dikkat edecektim. Fakat bu halsizliğim devam ettiği sürece bunu başaramadım. Çünkü sürekli kan şekerim düşüyor gibi oluyor ve ağzıma bir şey atma isteği oluyordu. Ve işe başladığım için de birazcık sağlıksız beslenmeye başladım. İnşallah bu hafta artık kendimi toparladığıma emin olduğum zaman diyeyim daha doğrusu. Böyle yavaş yavaş yine diyet moduna gireceğim. Aslında böyle nasıl kilo verdim videosunu çok farklı şekilde çekecektim ama böyle nasipmiş, böyle oldu. Bir de şu anda da bir diyet yapmadığım için insanlar hep bekledi benden ne kadar kilo verdiniz diye hep sordunuz. Ben de böyle onun için özel bir video hazırlayacağım için hiç söylemedim, yani sır falan değildi. Neyse, artık bundan sonra diyete başlarsam, benim gibi kilo problemi yaşıyorsanız, ben yaptıysam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ki söylüyorum, insülin direncim yüksek olduğu için kilo vermem de çok zordu. Zaten çoktan çok, azdan az gidiyor biliyorsunuz. O yüzden belli bir noktaya geldikten sonra çok fazla duraksamalar oldu. Ben de o duraksamalardan sonra motivasyonum düştü ve diyet yapmayı bıraktım. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki hala bazı alışkanlıklarım oldu. İşte çayımı, kahvemi şekersiz içiyorum. Ondan sonra akşam yemeklerinde kesinlikle ekmek tüketmiyorum. Yani hiçbir şekilde, mesela bugün krep yaptım, zaten ekmek yiyemezdim de. Başka bir yemek yesem de ya da makarna plan varsa kesinlikle ekmek yemiyorum. Hani bu düzenime hep sadık kaldım. Onun dışında abur cuburu çok azaltmıştım. Hiç yemiyordum diyemem. Diyet zamanlarımda da abur cubur yedim. Abur cubur da çikolata bu arada. Ya da bisküvi yerim ben. Onlara biraz daha, nasıl diyeyim, önceden haftada 2-3 yiyordum. Şimdi neredeyse dışarıdayım ya, böyle canım çekiyor, herkesin elinde görüyorum. Yani evde olmadığım günler diyeyim genellikle yiyorum. İnşallah dediğim gibi bu düzeni de bir şeye oturtmak istiyorum. Yarın izin günüm, evdeyim. Evim aslında temiz. Yani sadece biraz ufak tefek dağınıklıklar var. Çok fazla artmadan o dağınıklıkları büyük ihtimal toplamaya çalışacağım. Ve yarın inşallah, inşallah diyorum. Çünkü plan yaptığım zaman hiçbir zaman o plana uyamıyorum değil. Uymak, yani şöyle söyleyeyim, hep farklı şeyler çıkıyor ve uyulmuyor.
O yüzden inşallah dinleneceğim. Haftalık yemeklerimi yapacağım. Sonra da temizlenecek, düzenlenecek bir yer varsa oraları düzenlerim. Çok konuştum. Kursun karşısında A101 var. Oraya girip girip bir şeyler alıyorum. Ekmek aldım. Ondan sonra gerçi şunu Bim'den aldım. Bunu ben çok sevdim. Çizmeci marka galiba bu. Çizmeci Time diye geçiyor. Evet şu. Böyle rulo kat gibi, benim çok hoşuma gitti. Böyle ara ara alıyorum, çayın yanından İlhan'la çıkarıp yiyoruz akşamları. Bir de şöyle her zamanki gibi Urban şampuan yedekledim. Bu arada saçlarımdan hiç memnun kalmadım. Çünkü her banyodan sonra birkaç tanesi kopuyor. Tararken ayrı kopuyor, yıkandıktan sonra ayrı kopuyor. Bir de kuruyken ayrı kopuyor. Verdiğim paraya acıdım. Neyse, en azından çıkartma parası vermeyeceğim. Bu arada şunu fark ettim. Yani zaten biliyordum da bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Tavam çok eskimiş. Buraya da krep yapıştırdım, son krepi. Şöyle baktım, bundan biraz daha büyük bir tava istiyorum. Kasım indirimleri gelmişken bir tane tava alacağım. Bunu da çöpe yollayacağım. Ama bir tava almadan bunu çöpe atamam. Çünkü tek büyük tavam bu. Ocak yine böyle işler acısı. Yine çok kötü değil ama yani kötü. Daha mutfağı toplamaya elim ermedi. Tyson'cık da buranın tadını çıkarıyor. Böyle Tyson soğuk yerlere yatmayı çok seviyor arkadaşlar. Genellikle balkonun kapısının önünde ya da böyle hava akımı olan yerlerde yatıyor. Yani bir yerde ceryan olduğunu bilmek istiyorsanız Tyson'ın yattığı yerlere bakabilirsiniz. Acayip seviyor. Şimdi burası, geçen videomda göstermiştim. Meyve reyonum. Buradan böyle diyorum ve kendimi bakıma aldım bu dönemde. İşte sürekli meyve yiyorum. Muzların olgunlaşanlarını dolaba koydum çünkü çürürler diye. Bunlar da hala yeşil. Burada bekliyor. O daha muzu bitiremedik yani. Evde Nilhan'a zorla muz yediriyorum. O da pek sevmiyor muzu. Mandalinayı ikimiz de seviyoruz. Elmaları da Nilhan yiyor genellikle. Geçen gün diyorum ya, bir tanesi bayağı olgunlaşmış, hatta çürümüş, diğerlerinde çürüyordu, onu aldım oradan. Mutfağım genel olarak toplu. Yani diyorum ya, evim genel olarak toplu. İşte yani ufak tefek şeyler çıkabilir diye düşünüyorum temizlik adı altında. Ben günlerdir makyajımı çıkartmayı unutuyorum. Çünkü rimel sürmediğim zaman eyeliner'ı elimle oynarken dağıtabiliyorum. Öyle olunca da makyaj suratımda kalmıyor. Bugün hem rimel var hem eyeliner var. Yüzüme hiçbir şey sürmedim. Uzun zamandır, yani 2 haftadır hastayım. 2 haftadır ne cilt bakımı yaptım, ne bir krem sürdüm. Sadece solgun görünmemek için makyaj yapıyorum. Çünkü böyle kalabalık bir ortama girdiğim zaman işte makyaj yapmayınca genellikle hasta mısın soruları soruluyor. Aslında böyle çok da hastalıklı değilim. Büyük ihtimalle hastalıklı gibi görünmüyorum. Çünkü 3 sene boyunca burada video çektim ve hep makyajsız çektim yani. Çok nadir zamanlarda biliyorsunuz makyaj yapardım. Anneciğim, ne yapıyorsun öyle? Tabii dışarıda... Anneciğim ama öyle kırılır. Ama insanlar beni makyajsız görmedikleri için büyük ihtimal hasta olduğumu düşünüyorlar. Tamam, tamam, geleceğim ben de. Yani anlayacağınız gibi hasta mısın diye sorduğunda zaten bu aralar kendimi iyi hissetmiyorum. Bir de biri öyle sorunca iyice böyle hastaymışım moduna giriyorum. O yüzden şu 2 haftalık süreçte hiç halim olmamasına rağmen sabah kalktım, makyajımı her gün düzenli olarak yaptım. Ama dediğim gibi ne bir makyaj temizlemedir ne bir başka bir şeydir. Hiçbir şeyle Ay. Yani öyle. Bugün dedim ki makyajımı beraber çıkartalım. Diyorum ya, ne cilt bakımı yaptım. Şuramda bir sivilce çıkmıştı. Uzun zaman içi dolu gezdim. Ondan sonra morardı o sivilcenin içi ve ben onu patlattım en sonunda. İçinden çok fazla irin attı. Yani uzun zamandır böyle büyük bir sivilcem olmamıştı. O da yine tam hastalığıma denk geldi. Zaten hani vücudumun bağışıklığı düşünce her şey üst üste geliyor böyle. Neyse, şükürler olsun, bugün gerçekten iyi hissediyorum. En azından ayakta durabiliyorum. Önceden böyle iki ayakta durdum, hemen yatma isteği oluyordu. Ama şu an daha iyi hissediyorum. Bu arada şu yedeklediğim şampuanı da
dolaba getireyim buraya aklımdayken. Evi dağıtmamaya çalışmam lazım. Eğer toplu tutarsam benden iyisi yok. Daha pazartesi günü yıkadığım çamaşırlar sepette bekliyor. Kurutmadan çıkarttım. Onları daha yerine katlayıp yerleştiremedim. Geçen gün temizlikten sonra villadanın başlığını yıkadım. Sonra bezimi falan yıkadım. Öyle olunca bayağı iyi oluyor. Burada da böyle yedeklediklerim var biliyorsunuz. Yalnız şuradan bir tane tuvalet kağıdı almam gerekiyor. Çünkü burada tuvalet kağıdı kalmamış. Bunu bir değiştirelim beraber. İşte böyle ufak tefek dağınıklıklarım var. Bu arada bu Urban şampuanları seviyorum. Morunu da kullanıyorum. Bu rengini de banyoda kullanıyorum. Bir de bunu aldım. Eğer saçlar çıkarsa yine saç bakımına başlamam gerekiyor. Şuradan bir de ıslak mendil almam lazım. Çünkü mutfaktaki ıslak mendil bitmiş. Nilhan genellikle sofrada hala üstünü, başını, ağzını, burnunu kirlettiği için ıslak mendil gerekiyor. Burada pamuk da azalmış. Yani hep ev bakım istiyor. Buraya da pamuk koyalım. Çünkü sürekli kullanıyorum. Makyajımı çıkartmasam da ojelerimi çıkartırken kullanıyorum yani. Şöyle baktım, hiç pamuk yedeğim yok, yani açık yok. Herhalde en son bunu alıp yedeklemişim. Açık olsaydı mutlaka orada olurdu. Yani ben hepsini koymuyorum tozlanırlar diye. Sonuçta yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Böyle azar azar koyuyorum, gittikçe ekliyorum. Bunu da büyük ihtimal gratisten almışım, gratis marka. Zaten bu pamukları ya gratisten alıyorum ya da Bim'den alıyorum böyle. Bim'dekiler de fena değil. Yani hepsi aynı işi görüyor. Şöyle bunu da koymuş oldum. Şimdi bunu mutfağa taşıyayım. Arkadaşlar Hakan gelecekmiş ama çay demleyip demlememe konusunda kararsız kaldım. Çünkü arkadaş gelmezse çay bize çok fazla gelir. Burada da Nilhan'ımızın dağınıkları var azar azar. Böyle bu ara yazmaya, çizmeye merak sardı. Akşamları kendini onunla oyalıyor. Hatta beraber yapıyoruz. Ona böyle bir masa takımı aldığımı söylemiştim. Bunu Bim'de 100 liraya buldum. Hakan'daki tahtasını 100 liraya alamayız. Nilhan'ın masası vardı, kırılmıştı. Sandalyesi duruyordu. Bir sehpa vardı, onu odasından sürekli buraya taşıyordu. Hatta biraz önce şöyle beraber boyama yaptık. Şunları ben çizdim. Bunu da Nilhan çizmiş böyle. Bugün ona 24'lü boya kalemi aldım. Bir dakika. İçine sivrisini de koymuş. Kalem tıraşını koymuş. Onları da koyabilirsin. İşte. Bir de böyle bir kalemlik aldık. Bir de babasından bunu çok istiyordu. Babası da bunu almış. Böyle bizde durumlar işte. Çiçeklerime bu ara hiç bakamıyorum. Arada bir gelip sulamaya çalışıyorum ama onlar da yerini sevmedi galiba. Yalnız kaktüsü göstereyim size. Yani kaktüs bir acayip şekilde. Nilhan diyor ki anne bu ne kadar büyümüş. Bakar mısınız şuna? Ağlı başına gidiyor bu uç böyle. Diğer uçlarda kendini sürekli salıyor. Susuzluktan desem bunlar böyle olmaz. Bilemedim. Ya da çok ağır geliyor. Çünkü diğer saksıya diktiklerim de aynı şekilde böyle yamulmuşlardı. Böyle bu da böyle maşallah büyüyor burada. Bu yerini sevdi. İki gezindim ya ortada, yine nefes nefese kaldım. Dediğim gibi yani önceki günler hiç ayağa kalkamıyordum. Çok halsiz hissediyordum. Bugün yine şükürler olsun iyiyim. Yani okuldan döndüğümde sürekli yatma isteği oluyordu. Allah'tan yemeklerimi yine böyle iyi hissettiğim bir anda yapmıştım. Isıp ısıp onları yedik. Yani iki hafta boyunca böyle oldu. İyi hissettim her anda gidip yemek yaptım. Bu arada iki tane kitap okuyorum. Alamut'u göstermiştim. Kursta da boş vakitlerimde, boş derslerimde Serenad'ı okuyorum. İkisi de bitmek üzere. Kurstakini eve getirmedim. Evdekini de kursa götürmüyorum. İkisine de meraktan ölüyorum. İşte eve geliyorum, Serenad'ı merak ediyorum. Kursa gidiyorum, Alamut'ta ne olacak ki onu merak ediyorum. Allah'tan ikisini birbirine karıştırmıyorum. Böyle bir kendime şey yaptım. Kitaplıkta daha okumam gereken çok fazla kitap var. İnşallah onları da, evdeyken arkadaşlar ben hiç kitap okuyamıyordum. Yani Nilhan doğduğundan beri toplasanız 2-3 kitap okumuşumdur 4 senede. Ama bu işte işe başladığımdan beri bir kitap bitirdim. Ondan sonra hangi kitaptı o? Zülfü Livaneli'nin de hangisiydi? Kardeşimin hikayesini bitirdim. Sonra Serenad'a başlamıştım.
Sonra bale kursuna gittiğimizde orada Alamut'u gördüm. Onu merak ediyordum. Onu aldım oradan. Alamut'u da dedim götüreyim bu hafta ama hasta olunca böyle kollarımda bile derman yoktu. Onu çok az okudum. Yoksa daha hızlı okuyordum. Çünkü evde yatarak kitap okumayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Böyle oturarak kitap okumak birazcık yoruyor beni. Kolumu falan nereye koyacağımı bilemiyorum. Yatarak kitap okumayı daha çok seviyorum. Neyse yani kurstakini de bayağı bir bitirmek üzereydim bugün. Arkadaşım var geliyor gidiyor ama kitap okudun hadi gel azıcık sohbet edelim deyip onunla bugün böyle şey yaptık. Boş vakitlerimde dediğim gibi kitap okumaya da gayret gösteriyorum ve özlemişim, severim kitap okumayı. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah kendimi yarın daha da toparlamış bir şekilde size videolar çekmeye çalışırım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.